Merhabalar. Ay ben de Dikmen Vadisi'ne geldim. Ondan sonra taşlık aradım. Aslında taşlık yapacaktım. Geçen yapmıştım ya yaprak döner şeklinde. Ama marketler kapanmış. A101, BİM. Ondan sonra Mega. Artık bir yer var efendim burada Bahçeli Evler'de. Oraya gideceğim. Kokoreç yiyeceğim oradan. Ha, Dikmen Vadisi'ndeyim. Feride hoş geldin. Efendim çok güzel çamlı ağaçlar var. Spor sahası var. Yüzme havuzu var burada. Ne kadar güzel. Hava biraz serin tabii. Hoş geldin Feridecim. Nasılsın? İyi misin? Ay canım benim. Ya Feride bir şey söyleyeceğim de sana. Gerçekten Zümrüt yanar döner ya. Hülya Güler hoş geldin canım. Zümrüt yanar döner ya. Vallahi 2 dakikada adam satar ya. 2 dakikada katliam yaratır ya. Ne kadar pislik bir insan bu ya. Bana geliyor ayrı konuşuyor. Başka yerlere gidiyor. Bir tebessüm hoş geldin canım. Ne biçim bir mahlukat bu Zümrüt ya. Filiz Cepar, hoş geldin canım, hoş geldin. Evet, ben de Derya Deniz, hoş geldin. Ben de efendim, ne oldu, yine ne yaptı? Neler yapmıyor ki Feride? Sana da neler yapıyor? Sen onu dost mu zannediyorsun? Ayıdan post, zümrütten dost olmaz. Aman, işim gücüm yok, onunla mı uğraşacağım? Bana geliyor yayınıma. Sibel'cim. Başka yayınlara gidiyor. Beni karalıyor. Zaten boş verdim. Nikol Uras. Hoş geldin. Onunla mı uğraşacağım? Aman. Gitsin tedavi görsün orada. Tedavilerimi ben eksik etmiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. İlaçlarımı da alıyorum. Ayda bir zaten muayeneye gidiyorum. Onunla mı uğraşacağım? Serdar, hoş geldin canım. Nasılsın, iyi misin? Göksel 696. Hoş geldin, selam. Evet efendim, burası Dikmen Vadisi. Böyle geldim. Ondan sonra bir taşlık alacaktım. Yine yaprak döner şeklinde ama bulamadım. Ve artık buradan da şeye giderim. Bahçeli Evlere giderim efendim. 7. caddeye. Orada güzel kokoreç yapıyorlar. Kokoreç yiyeceğim orada. Sokak röportajı olacak mı? Bahçeli Evler'de olabilir, 7. caddede. Çok işlek bir cadde. İstanbul Etiler gibi. İşlek bir cadde efendim. Olabilir orada. Olabilir de olmayabilir de. Yani. Aa, teşekkür ediyorum Serdar'cığım. Teşekkür ediyorum. Yani bugün o biliyorsunuz bir video yaptım. Ondan sonra gerekli açıklamaları konuştum. O videoda gerçekten tarafsızca içimden gelen dobra açıklamalar neyse hepsini ifade ettim o videoda efendim.
Ha Hülya Güler, sen de görünmüyordun canım benim. Hülya demiş ki seni çok özledim sevgili Sibel Hanım demiş. Teşekkür ediyorum canım benim, sen de yoktun ya. Ben dedim acaba Hülya Hanım'a bir şey mi oldu? Allah korusun. En güzeli işte böyle efendim. Tek başına çıkacaksın. Aa, köpekleri çıkarttım sokağa. Buraya getirdiğim zaman efendim burada büyük köpekler var. O Aurora çok sinirli. Günür hanımefendi ile birlikte yani desteği, katkısından dolayı gittik veterinere ama fayda etmedi. Fayda etmedi, yarar olmadı. Yarın tekrar doktor beye gideceğim. Yine sinirli, yine agresif efendim. Görüyorsunuz yayınlarımda havluyor ediyor. En son böyle yanıma aldığımda orada susuyor. Sadece yayınlarda değil, arka taraftan kediler geliyor. Çocuk sesleri geliyor. Ha öyle mi? Önceki hesabım çalındı Hülyacığım. Aktif halde ama paylaşım falan yapılmıyor. Gamze Ferses midir nedir? Onun tarafından çalındı. Onu zaten gerekli ademercilere verdim. Evet, sorusu olan varsa alacağım efendim. Alacağım derken sorusu olan, mantıklı soru sorarsa cevaplayacağım. İyiyim canım. Göksel demiş ki sağlığın nasıl? Evet. Tabii antibiyotik argumentin yazdılar efendim. Ondan sonra ağrı kesici Apranax yazdılar. İçmedim. Dün içtim yani. Dün gece içtim. İçmek zorundaydım. Ama şu anda bira aldım. Bira içiyorum. O yüzden karnımı da doyurduktan sonra şey yapacağım, uyumaya yakın ilaçlarımı içeceğim efendim. Raporu da aldım efendim. Yarın gerekli yerlere zaten gidiyorum. Balım yerim seni sarışınım. Zaten onu YouTube kanalımda yükledim. Oradan zaten izleyenler izliyor efendim. Buradan bu yayını, yani bu videoyu burada Dikmen Vadisi'nde manzara karşılığında bira keyfi yapıyorum efendim. Tekrar tekerür mükerür etmeme gerek yok. Merak edenler YouTube kanalımdan izleyebilirler efendim. O yazmış olduğunuz şeyi. Evet. Haksızlığa geliyorum. Üstüme geliyorlar efendim. Yani onlar farklı illerde yaşıyorlar. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ama gel gelelim. Niye böyle? Okşam Büyük vardı, geri çekildi. Şimdi bunlar kaldı başıma. Peki bunları da ben kazdıkları kuyuya koyayım, düşüreyim. Ondan sonra da ne halleri varsa görsünler efendim. Sen de millete sataşıyorsun demiş. Çok böyle yabancı vari olduğu için ismi, şeyi, Niki,
Ondan dolayı okuyamıyorum. Millet benle sataşmasa ben niye millete sataşayım? Niye sana sataşmıyorum ablacığım? Ha? Söyle bakayım. Bak şu an mesela bir şey yaptın. Bir yorum yazdın. E tamam. Ben millete sataşıyorsam millet bana sataşıyor ki ben de millete sataşıyorum. Her önüme gelene de sataşmıyorum. Hakkım neyse de ararım yani. Aynen efendim, aynen ya. Alıp veremediklerini ben de çözemedim, bilmiyorum gerçekten. Ünlü bir fenomen değilim. Oyuncu değilim. Dizide oyuncu oynamamışım. Türk sineması oyuncusu, aktrisi değilim. Yani şurada çıkacak olan klip için bile kalktılar efendim, istemediler ya. Sürekli yani benden nemalanmaya çalışıyorlar. Yani nedir bu? Bana insan olana ben de insanım. Bir de kalkmış oradan vatandaşın birisi diyor ki ne? Evet, Sibel Baysal'ın köpeği mutfakta diyor. Parmağı kanayınca diyor, ben o görüntüyü aldım diyor, farklı yerlerde paylaştım diyor. E ne oldu? 1500 TL para cezası verildi bize. E ben de itiraz ettim. O konu hakkında da sizlerden dava açtım sizlere. Hadi benle uğraşıyorsunuz da benle de uğraşmayın. Ulan ne istiyorsunuz ağzı olup dili olmayan hayvanlarımdan? Ha? Yemek tarifi veriyorum şeyde, mutfakta. En son yemek olayı bitiyor, finale geçiyorum. Ona atmış işte, ha, ona atmış. Kendi bugün de o malum kendi ağzıyla da ifade etti. O kısmı da aldım zaten. Almama gerek yok zaten, daha önceden adli mercilerce var yani. Sinem Umaş ve diğer malum şahıslar. Ne gereği var yani? Ne istiyorsunuz? Benim gibi köpek bakabilen var mı ya? Ha? 7-24 arkalarındayım, yanlarındayım. Yemiyorum, yediriyorum ya. Elinizde ne geçiyor ya? Ben tamam, benim ağzım biraz bozuk. Ama şöyle, bana çatana bozuk. Bana sataşana bozuk. Ben kalkıp da önüme gelene kalkıp da ne saldırıya geçiyorum ne de hakaretlerde bulunuyorum. Demek ki burada kaç kişi izliyor şu an beni? Niye hiçbirine hakaret ağzından çıkmıyor? Argo kelime ağzından çıkmıyor. Bunu siz kendinizde arayın. Ondan sonra benle uğraşan sizsiniz. Neyin peşindesiniz? Ben ünlü bir fenomen değilim. Ünlü bir sanatçı değilim. Kendi halimde olan bir insanım. Ne gereği var? Bir hüner, bir sen kadar hayvansever, bir de Yasmin. Benim bildiklerim. Ankara'da hüner Sibel Baysal, şeyde de İstanbul'da da Yasmin. O da hayvansever. Onu da buradan takdir ediyorum. Yine Allah razı olsun Günnur'dan. Yani gönderiyor çocuklarıma. Eğer ki Gündür'ün gönderdiği mamalara engel olacak şahıslar varsa, o zaman sizin de nasibiniz kesilir. En büyük ağır ceza tarafından, Allah tarafından çarptırılırsınız. Tamam mı? Bunu gündeme getirmeyin. Çünkü niye? Gündür, ben inkar etmiyorum ki. Gündür her zaman benim köpeklerime hoş geldin Amerika. Günür her zaman destek olmuştur, oluyor da köpeklerime.
Ve ben köpeklerime yemin ederim göndermiş olduğu mama olsun, mama parası olsun veya veterinerden işte muayene, aşı vesaire, çip, karne, karma aşılardan yemin ederim bir tane bira almam. Bir tane birden sigara almam. İspatlı bir şekilde yaparım. İspatlı videoları çeker. O konuda beni Günür iyi bilir. Ayrıca bana gönderirse bir rakı parası, gönderirse içerim. Yani ben alkolik değilim arkadaşlar. Ben alkolik değilim. Alkolik olmuş olsam elim ayağım titrer. Varsa param içerim. Bugün benim içtiğim bira ne kadar mesela? Yeni çıkmış bu efendim. Dün değil, evvelsi gün bir yayında bu birayı gösterdiğimde buna bile laf ettiler. Dediler ki, aa, ne kadar dandik bir bira, ucuz. E ne yapayım efendim? Bunun varı mı var? 28,5. Bu da 20 TL. Buna bile laf ediyorsunuz ya. Biraz vicdana gelin, vicdana. Vallahi billahi yeter ya. Dün abla, evet, alkolik değilsin, normal içiyorsun. İstanbul'u yarim, hoş geldin canım benim. Doğru söylüyorsun Sena. Ama bir insanın morali yerinde olduğu zaman güzel içer. Bak mesela dün bir örnek vereyim kısaca. Seyhan ablanın yayınına katıldım. Gülistan geldi. Ne kadar güzel. Çünkü orada bana kötü bir şey denilmedi. Ben niye saygı çerçevemi bozayım? Niye kendimi, niye onlara boş yere çatayım? Çatmaya hakkım var mı? Benim kimseye çatma hakkım olmadığı gibi de kimsenin bana çatmaya hakkı yok. E çatarlarsa öyle olur efendim. Neden okumuyorsun? Niye? Okuyorum ya. Kraliçem, sizi bilerek sinirlendiriyorlar. Prim vermezsiniz, daha iyi olur aslında, demiş Sena. Okuyorum daha, neyi okumuyorsun diyor bana. Bir yandan hep sürekli zaten burada gözüm. Dört gözüm zaten burada benim. Görüyorum yorumları. Hem konuşayım hem yorumlara cevap veriyorum yani. Solistim sahte fakirler uğraşıyor. Yok. Yok. Hayır. Ve ona karşıyım. Şenay Utar, hoş geldin canım. Asla. Asla bira rakı haricinde, o da olursa, olmasa da yani öyle elim ayağım titreyecek durumda değil yani. O kadar da alkolik değilim. Yani. Evet efendim, şimdi aşağı ineceğim. Biraz şurayı göstereceğim size. Olur mu? Hoş bulduk Sibel Hanım. İyi yayınlar dilerim, demiş Şenay Hanım efendi. Teşekkür ediyorum. Evet, biraz burayı göstereyim efendim size. Şöyle aşağı ineceğim. Aa, buradan. Ha. Düşenin dünyada dostu yokmuş, aman aman yokmuş. Ne haber kızlar, ne yapıyorsunuz?
Top mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kız bana bak, o elindeki topu bana getir, getir. Görüyorsunuz efendim, burası da neresi? Çankaya Nazım Hikmet Belediyesi Çankaya Evi. Nazım Hikmet Çankaya. Vadi. İçinde düğün salonu var. Hemen şuraya da geçelim. Şöyle. Nazım Hikmet'i göstereyim efendim. Şöyle. Evet efendim. Şunu da ben yeni aldım Kürün'den. Nerede bu görevli? Nerede görevli? Ay, görevli burada olsaydı görevliyle de konuşurduk efendim. Burada güvenlik görevlileri var. Herhalde içerideler. Evet, görüyorsunuz efendim. Sibel Baysal'dan Vadi Turu efendim. Direkten. Yani. Abla. He? Ne oldu? İyi akşamlar abla. İyi akşamlar, ne yapıyorsun? Abla. Gel gel. Burada da efendim görüyorsunuz güller var. Ya. Şöyle. Evet. Şöyle geçeyim efendim. Tam şöyle durayım. Kendime doğru alayım. Evet. Sibel Baysal'dan vadi manzarası efendim. Görüyorsunuz. Ne? Gel gel. Bak, görüyor musunuz efendim? Hayranlarıma dikelim. Ha, görüyorsunuz değil mi efendim? Ya. Baysal TV, biliyorsun zaten. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Koptum bu gece. Evet. Görüyorsunuz efendim, mahalle ile kaç sokak olursa olsun. İç içeyim efendim. Herkes beni burada sever, sayar. Çocuklardan tutun, gençlerden. Yani... Evet. Neresi kaldı? Bir de şurayı şey yapalım. Ondan sonra da kapatalım. Yoruldum çünkü efendim. Kullanılmış giysi, ayakkabı, kumbarası, Çankaya Belediyesi. Giysi, ayakkabı, tekstil, havlu, battaniye, çarşaf, eşyalarınızı buraya atabilirsiniz. Çankaya Belediyesi efendim. Evet. Görüyorsunuz. Evet, şimdi hadi arabamı göstermeyeyim size. Ay, güzel bir tur oldu ama değil mi? Şurada da şeyler var, geyikler var ama orası karanlık yani. Ben telefonun şeyini de açmayı bilmiyorum. Flaş denkleştirini. Ondan dolayı efendim. Evet. Ne yapıyorum? Arabama biniyorum ve videoma son veriyorum. Son vermeden önce tekrar şöyle alayım. Ondan sonra şekil koyayım efendim. Evet.
Beğendiniz mi efendim? Gezdirdim sizi. Yani. Demek ki YouTube'de emek sarf ediyorum. Ve gerçekten bir gelir beklemeden hoşuma gidiyor böyle etrafı insanlara tanıtmak, sokak röportajları, insanlarla, halkla iç içe olmak. Gerçekten düşünün efendim, Sibel abla diyerekten oradan bağırıyorlar. Fanınız, takipteler efendim beni. Hayır, ne çarkı canım ya. Ne çarkı, ne diyorsun sen? Ne diyorsun kız, çarkta mıyım ben şu anda? Çarka mı çıkıyorum ben? Hayır. Ah. Eve koli gelirse tabii ki alıkırım. Onun haricinde çarkta ne yapayım ben? Ya. Neyse, öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir efendim şeyi. Manzarayı. Çok güzel oldu değil mi efendim? Harika bir tur oldu demiş. Evet, evet, sizler de, sizlerin eşliğinde efendim güzel bir manzara oldu efendim. Teşekkür ediyorum. Katıldığınızdan dolayı en son Villeroy gelmiş, onu görüyorum. Villeroy hoş geldin ve videoma son veriyorum efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Görüşmek üzere efendim.